Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 4 takımımızı yolladık. Bildiğiniz gibi Instagram'dan sahiplendirilen takımlarımızı paylaştık. Oradan bakabilirsiniz hikayelerimizde hala kaybolmadıysa. Bugün arkadaşlar bildiğiniz gibi artık yaz mevsimine hafif hafif geçmeye başladık. Bunu da herhalde artık daha Akdeniz taraflarında daha da sıcaklar vardır diye tahmin ediyorum. Şu an üretimhane 24-25 derece var arkadaşlar. Bir iki gün sonra tekrar soğuyacak. Yaz dönemine girerken neler yapmalıyız arkadaşlar? Bununla ilgili bazı şeylerden bahsedeceğiz. Muhabbet kuşlarıyla alakalı arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadaşlar, muhabbet kuşları bildiğiniz gibi bu tüy döneminde şu anda yaza hazırlık tüylerini birçoğu kuş atacaktır. Özellikle salmadakiler eştekilerden daha hızlı atacaktır arkadaşlar. Yapmamız gereken arkadaşlar, muhabbet kuşlarımızı mesela şöyle söyleyeyim size, bu berberlerin hani kafanızı fısfısladığı bir şey vardır, hani böyle fısfıslar vardır. O tarz bir fısfıs alıp arkadaşlar salmadaki kuşlarınıza böyle mesela bir su şişesinin içine bir yemek kaşığı elma sirkesi atıp arkadaşlar fısfısla muhabbet kuşlarınızın üstüne sıkmanız arkadaşlar. Bu yaz döneminde özellikle sıcaklarda, sıcağa geçiş döneminde yardımcı olacaktır. Fazla yıkamadan arkadaşlar hayvanları sadece hafif nemlendirip yeterli olacaktır arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ondan sonra arkadaşlar B vitamini bu tüy geçişlerinde ve tüy dönemlerinde özellikle hani bu dönemlerde daha fazla kullanmanız gerekiyor. Bunun için bizim önerdiğimiz arkadaşlar Renfrate BT Amin Forte adlı bir ilaç var. Onu alıp arkadaşlar kuşlarınıza geçebilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar tüye girmiş kuşlarınızı tüy tımarı yapabilirsiniz. Tüy tımarı ile alakalı arkadaşlar internette video var, baktım. O yüzden tekrar çekmenin bir anlamı yok. Zaten hani basit de bir işlem. Hani öyle çok problem yaratacak bir işlem değil. B vitaminini arkadaşlar 2 gün 3 gün üst üste verin. Ondan sonra daha kullanmanıza gerek yok. Ondan sonra yine aynı şekilde kür şeklinde, yani ayda bir kez, ayda iki kez bu tarz geçebilirsiniz. Yine Renfrate BT Amin Forte adlı ilacı. Biz Renfrate kullanıyoruz arkadaşlar bu olayla ilgili. Haberiniz olsun, illaki başka markalar da vardır. Ben kullandığımı öneriyorum. Başka bir marka falan kullanmadığımız için bilmiyorum. Hani illaki hani yine iyi markaların B vitaminleri vardır. Ama dediğim gibi biz hani kullandığımızı öneriyoruz ki hani başımıza bir bela gelmedi bu ilaçtan. Sizin de başınıza bir bela gelmez diye yani. Ondan sonra arkadaşlar mamalarımızı yine normal hani ne diyeyim ben size, lapa şeklinde değil de biraz daha kuruya geçiyoruz arkadaşlar mamada. Yani ne diyeyim ben size, biraz daha az sebze koyuyoruz ve taze sebze koyuyoruz ve mamaları artık kuşların önünde daha az tutuyoruz. Yani kışın mesela bir sebzeli mamayı 8 saat 9 saat tutabiliyorken şu anda arkadaşlar 4 saat 5 saat tutmamız daha faydalı olacaktır. Çünkü sıcaktan sebzeler ve meyveler arkadaşlar maalesef bozulabiliyor. Onda da bilginiz olsun. Ve yazın getirdiği en büyük belalardan birisi arkadaşlar bit, pire, sinek, dışkılarda direkt böyle hani sineklenme. Mesela kuşlarınızın altını 1-1,5 haftada bir temizleyenler varsa, özellikle üretimhanesi olan, bunu arkadaşlar her 2 günde bir, 3 günde bire düşürmeniz daha faydalı, daha sağlıklı olacaktır. Çünkü artık dışkılarda bu küçük sinekler oluyor ya, daha fazla oluşmaya başlayacak. Ve bu küçük sinekler arkadaşlar yuvadan, dişinin yuvadan çıkmasını, dişiyi rahatsız etmesini, yumurtaları kırmasını, yavruları beslememesine, strese girmesine, hani daralıp bunalmasına birebir söyleyeyim küçük sinekler. O yüzden arkadaşlar hem yuvalarımızı hem taban altlarımızı daha sık bir şekilde temizliyoruz ve havalandırma. Yazın arkadaşlar içeri giren havayı biraz engelliyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi hem şöyle söyleyeyim, elektrikten tasarruf etmeye çalıştık. Hem de soğuk hava arkadaşlar. Hani mesela bir elektrik gitse ısıtıcı gidiyor. Ama soğuk hava
içeri girmeye devam ediyor. O yüzden risk almamak için ne yapıyorduk? Dışarıdan gelen havayı azaltıyorduk. Şu anda full karton mesela. Kartonun içinde şey var. Bu patlatmalı şeyler olurdu ya, naylonlar. Bizim ondan var. Şu an biz arkadaşlar hani onun en azından bir katmanını sökeceğiz yakın bir zamanda. Ama bir iki gün sonra tekrar düşeceği için şu anda arkadaşlar yapmayacağız. Bu videoyu biraz erken atmamın sebebi, sizler de hazırlanın aynı bizim gibi. Önceden bilginiz olsun arkadaşlar bu olayla ilgili. Bit arkadaşlar çok problem bir olay. Şimdi bir yuva getireceğim size. Şimdi arkadaşlar bu bizim örnek yuvamız olsun, tamam mı? Mesela şöyle bir dakika şunu. Neyse buraya döktük artık. Şimdi yuvalarımızda arkadaşlar bitler şu, bakın şu şekilde, ondan sonra buradaki bu kesim noktalarında, birleşim noktalarında pardon, çok kolay üreyebiliyorlar. Yani gerçekten, ve de kolay da gitmiyorlar. Yani hani sizi bunaltırlar, mahvederler. Özellikle dolap kafesi olan tahta kafesi, özellikle daha da hani plastikte de oluyor ama plastikten biraz daha kolay gidiyor arkadaşlar. Ama tahta, kolluklarda, tahta böyle sekizli hani bu tarz bir kafeste, yine onun da o birleşim noktalarında, o kesim noktalarında özellikle ve özellikle arkadaşlar bit, pire çok kolay çoğalıyor ve bunu fark edemiyorsunuz arkadaşlar. Yani dişiniz yuvadan kalkmadan bu bit, pire dişinizin veya erkeğinizin kanını emmeden hani bunları anlayamıyorsunuz ve maalesef bunda çift kaybedebilirsiniz. Yumurtalarınızı kaybedebilirsiniz. Yavrularınızı kaybedebilirsiniz. O yüzden bite, pireye dikkat etmek gerekiyor. Özellikle talaş kullanan kardeşlerim talaşı bıraksınlar. Yaz aylarında, yaza geçerken mısır granülü arkadaşlar kullanmaya özen gösterelim ve gerekirse yuvalarımızı en kötü 2 günde bir temizleyelim. Yedek yuvanız kesinlikle bulunsun elinizde. Hani bir çiftiniz varsa bir yuvanız olmasın. Yani yanında depo olarak farklı 2 tane plastik kolluk ve 1 tane de tahta yuvalığınız yedekte dursun arkadaşlar. Ona dikkat ediyoruz. Şimdi bir de arkadaşlar yuvada yaz geldi. Artık havadaki bu buharlaşma, nem daha fazla olacak. Ve insanlarda nasıl nefes alma güçleşiyorsa muhabbet kuşlarında da bir o kadar nefes alma güçleşecek arkadaşlar. Onun için de yuva deliklerimizi olduğundan fazla çoğaltıyoruz. Yani yine böyle göstereyim. Bakın mesela şu şekilde benim mesela yuvamda bu şekilde bir çizgi var, çizgiler var. Bunu arkadaşlar gerekirse buraya bir çizgi daha atacağız. Delikler açacağız. Olabildiğince fazla olsun. Küçük ama fazla delikler olsun arkadaşlar. Yani bu da yine aynı şekilde muhabbet kuşunuzun hayatına, özellikle yavruları arkadaşlar bakın. Kararıp ölen yavrular var. Birçok kişi atıyor. Aa, bunlar niye ölmüş? Beslenmiş, ölmüş. Bu arkadaşlar genellikle ya havalandırmadandır ya da çiftlerin çok fazla, yani artık 4-5 kuluçka yaptırmış çiftlerin bakımsız, sağlıksız, vitaminsiz, artık çiftte bir şey kalmamış, yavrulamış ama bir şey veremiyor hayvana, yani anlatabildim mi? Bu kararıp ölen yavruların genellikle ya havalandırmadır ya da aynı şekilde arkadaşlar hayvanlarımızın burada dediğim gibi ya havalandırmadandır ya da dediğim gibi arkadaşlar vitaminsizliktendir. Yani kararıp ölen yavrular. Bakın bu siyahlaşıyor ya, kara benek değil. Kararıp ölen. Ondan sonra arkadaşlar sularımız yine aynı şekilde. Sularımız artık daha fazla hem buharlaşacak hem de daha kolay arkadaşlar kirlenecek, tazeliği gidecek. Çünkü soğuk su bildiğiniz gibi sıcak suya göre daha dinç, daha diri durur. Suluklarımızı her gün temizlemeye, her gün değiştirmeye özen gösteriyoruz arkadaşlar yaza girerken. Yazın bir diğer problem de arkadaşlar muhabbet kuşlarında bildiğiniz gibi hastalıklar. Hastalıklar daha kolay artık bulaşacak.
daha fazla hastalık gelecek. Kışın bildiğiniz gibi belli bir şeyin altında, derecenin altında bakteriler, işte bu pislikler, bitler, pireler olmuyor. Ancak sıcak geldiği için arkadaşlar kuşlarımız hem tüye gireceği için ekoli riski artacak. Hem de aynı şekilde dediğim gibi artık daha kolay yani hasta olacak. Bu işte size dediğim gibi altını daha sık temizlemeniz gerekecek. Suyunu daha fazla değiştirmeniz gerekecek. Yemin nemlenmesine dikkat etmeniz gerekecek. Çünkü nem miktarı fazla olacak artık. Ne, yani yeminiz de nemlenebilir. Yeme de dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yani yaz bela 24, 25, 26, 27 dereceleri artık hava 27, 28, 29'ları görmeye başladığında kuşlarınızı çekin arkadaşlar üretimden. Salmanıza atın, dinlensinler. Hayvanları sıcakta kuluçkaya oturtmayın, yatırtmayın. Yani hani gerçekten bazı insanlar 12 ayı da üretim yapmaya çalışıyorlar. Ondan sonra kuş gerçek bu ne diyeyim ben size bu havalarda yani 21, 22, 23, 24 derecelerde kuşta bir şey kalmıyor. Ondan sonra gerçek sezonda yavruları kararıp ölüyor, kendileri ölüyor, kendileri bunalıyor. Yani o yüzden yapacağınız şey arkadaşlar fazla sıcaklarda muhabbet kuşlarını özellikle şovlarda, şov kırıklarında çekmek doğru olacaktır. Yerlide de çekin. Yani hani ben böyle dedim diye yani yerli üretebiliriz demeyin. Çekin arkadaşlar kuşlarımızı üretimden. Şu anda değil yani. Hava artık böyle 28, 29, 30'ları gördüğünde artık hayvanları üretimden çekiyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Artık eskisi gibi bir üretim sezonu, bir üreme sezonu kalmadı arkadaşlar. Havalar değişti. Yani hani eskiden belli aylar vardı. Hani şöyle daha üretim sezonu geliyor, daha üretim sezonu açılıyor. Şu anda her ile göre yani neredeyse ilçeye göre bile artık bu üretim sezonu diye bir şey kalmadı. Artık sıcaklıklara göre arkadaşlar hareket edeceğiz. Yaz mevsimiyle ilgili diyeceklerim bunlar. İnşallah faydalı ve yararlı olmuştur. Kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. 5-6 çift daha sahiplendireceğiz. Onların da videosu yakında Instagram'a hikaye olarak gelecek arkadaşlar. YouTube'a da gelir. Ama yavruların yumurtalarını böyle bir görelim. Onu da çekelim. Hem insanlara ispatlamış olalım. Hem de işimiz rahat olsun. Yine ferah olsun. Kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hobiyle kalın. Bay bay.